Bugün 4 Aralık 2019 Çarşamba, T24 manşete hoş geldiniz. NATO toplantısı ve Türkiye gerilimi Sinan Ülgen yorumlayacak. Demirtaş'a holter takıldı, ölsem de sağlık nedeniyle tahliye istemem dedi. Milan Kundera ve Nazım Hikmet'in ortak kaderleri ve bitmek bilmeyen kadın cinayetleri. T24 manşet başlıyor. NATO 70. yıl dönümünde Londra'da toplandı. Ama pek bayram havası yok gibi. Doğum günü kutlamasına da benzemiyor ortam. 70 yaşında NATO. Bir taraftan yaşlanıyor, diğer taraftan yeni planlarla genişlemek, güçlenmek istiyor. Bu arada kendi içinde epeyce sorunlar yaşıyor. Türkiye ile yaşanan sorunlar da ortada. Bu sorunlar kısmen Erdoğan'la Trump arasında yapılan görüşmeye de yansıdı. Bu arada kısa süre önce zirveden bir haber sızdı. Sürpriz bir şeydi bu. Litvanya Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen haber, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri için savunma planına destek verme kararı aldığını söyledi. Yani Türkiye YPG'ye karşı orada oynamak istediği oyundan vazgeçmiş olabilir. Eğer bu doğruysa bir şekilde Türkiye ikna edildi demektir. Ne karşılığında ya da hangi görüşmeler buna böyle yön verdi, bunu şu anda bilmiyoruz. Şimdi kısaca zirve haberlerine bir bakalım. Dün Londra'ya giden bazı liderlerin kendi aralarında görüşmeler vardı. Bu arada mini bir zirve de toplandı. Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri Suriye'deki ve Libya'daki gelişmelerle ilgili bir araya geldiler. Ancak çok somut bir gelişme, bir karar olmadı gibi ve liderler adına Angela Merkel, Almanya lideri açıklama yaptı ve bu dörtlü ittifakın Şubat ayında tekrar bir araya geleceğini söyledi. Bu arada Trump'la Macron'un görüşmesi epeyce ilgi çekti. Hem içerik açısından hem de verilen görüntüler açısından. İsterseniz o görüntülere kısaca bir göz atalım Trump-Macron videosuna. Very large number of fighters you have on the ground are as the fighters coming from Syria, from Iraq and the region. It is true that you have foreign fighters coming from Europe, but this is a tiny minority of the overall problem we have in the region. This is why he's a great politician, because that was one of the greatest non-answers I've ever heard. Trump gerçekten garip bir lider. Yani düzeyi çok ciddi sorgulanabilecek bir lider. Orada dediği işte birkaç iyi ya da işte bazı çevrelere göre cici IŞİD'li verelim ister misin diyor. Macron buna karşı ciddi olalım türünden bir uyarı yapıyor. Bu arada Macron'un oturuş tarzı ve özgüveniyle ilgili de siyasi tırnak içinde dedikodular oldu. Epeyce kendine güvenli bir şekilde oturuyordu Macron. Türkiye ile ilgili açıklamalar da yaptı Fransız lider. YPG konusunda farklı düşündüklerini, YPG'yi terörist saymadıklarını söyledi ve Türkiye'ye bir NATO üyesi olarak sen nasıl S-400 füzelerini Rusya'dan alırsın dedi ve Türkiye'ye yönelik suçlamasını da yineledi. IŞİD'le bağlantılı gruplarla işbirliği suçlamasını tekrarladı orada. Şimdi bugün toplandı, esas toplantı bugündü NATO'da. Oradan da haberler gelmeye başlıyor. NATO Genel Sekreterinin açıklamasında terörizme karşı mücadelenin güçlendirilmesi mesajı da var. NATO'nun genişlemeye devam edeceği mesajı da var ve bu arada 2020 yılında NATO bütçesi 130 milyar dolar artacak. 2024'te ise 400 milyar dolar kadar bir artış olacak. Bu arada paylar da yeniden masaya yatırılmış durumda. ABD çok yüksek payını düşürmek istiyor. ABD ve Almanya'nın %16.9 civarında, pardon %16 payla bu birliktelik içinde eşit sorumluluk almasından son zamanlarda bahsediliyor. Pek çok ülke aşağı yukarı 9 kadar ülke %2 sembolik katkıda bulunacaklar. Diğerleriyle ilgili de bilgiler herhalde gelecek. Şimdi NATO haberine şunu eklemekte yarar var. Rusya'dan tepki geldi. Hem dün hem bugün. Bugün Cumhurbaşkanlığı yani Putin'in sözcüsü Peskov, bütçe artıyor, NATO bütçesi artıyor, bu bize karşıdır mutlaka dedi ama biz bu yarışa girmeyeceğiz dedi ister istemez. Ekledi de ama çok kaygı verici dedi.
Putin dün açıklamalar yapmıştı. NATO eski yaklaşımlara bağlı dedi. Basma kalıp düşüncelere kendisini kaptırmıştır. Ortada Sovyetler Birliği falan yok ama NATO var ve genişliyor. 12 üye ile kurulmuştu NATO. Şimdi 29 ülke ve daha da genişlemek istiyorlar. Ve bu arada dedi Putin, dünya savunma harcamalarının %70'i NATO ülkelerine ait. Tabii burada şu soruyu sormak gerekiyor. NATO Genel Sekreterinin diplomatik bir şekilde dediği gibi Rusya ile iyi ilişkiler kurmak mı istiyor, yoksa Putin'in kaygıları yerinde mi, Rusya'yı mı hedef alıyor? Bu uzun bir konu, yorum yapması uzun sürer ama şu kadarını söyleyeyim. NATO'nun elbette ki hedefindeki ülkelerden birisi Rusya, diğeri Çin. En önemli iki ülke, iki devlet. Bazen duruma göre İran gibi, Kuzey Kore gibi başka ülkeler de olabilir NATO'nun hedefinde. Bir küçük soru daha, bir kısa cevapla. Sovyetler Birliği'nin dağılması sırasında NATO yönetiminin ve Batı yönetiminin o dönemin lideri Gorbaçov'u aldattığını düşünenlere ben de katılıyorum. Gerçekten NATO kapanacak, daralacak, genişlemeyecek vesaire sözleri bugün görüyorsunuz. Çok farklı bir noktaya geldi. NATO zirvesiyle ilgili elbette daha geniş haberler gelecek. Daha farklı bilgileri sizle paylaşacağız ama şu aşamada biz NATO'daki toplantıyla ilgili olarak Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi EDAM Başkanı Sinan Ülgen'den bir değerlendirme almak istedik. Ne tür bir ortamda toplanıyor NATO zirvesi, diğer zirvelerden farkı ne bu toplantının ve yorumu nedir dedik. Şöyle bir cevap aldık. NATO'nun bugün yapılan 70. yıl liderler toplantısı, bir zirve değil aslında, geçmiş NATO zirvelerinden farklı olarak. Bunun da nedeni aslında Trump'ın daha önceki NATO zirvesinde oluşturduğu havadan biraz diğer NATO liderleri endişe ettiler ve çok daha küçük çaplı bir toplantı organize ederek NATO'nun birlik ve bütünlüğünü biraz dış kamuoyuyla paylaşmayı amaçladılar. Dolayısıyla bu zirveden çok böyle eski NATO zirvelerine benzer köklü, NATO'nun geleceğini ışık tutacak kararlar beklenmek lazım. Bu toplantının, liderler toplantısının önemi aslında resmi programın yanı sıra yapılan ikili ve çok taraflı görüşmeler. Nitekim bunlardan bazıları dün yapıldı. Bir yandan Amerikan Başkanı Trump'ın Fransız Devlet Başkanı ile yapmış olduğu görüşme var. Diğer yandan Sayın Erdoğan'ın da katıldığı dörtlü görüşme var. Buralarda daha ziyade NATO'nun karşı karşıya kaldığı bazı sorunların, ki bunların arasında NATO'nun doğu kanadına yönelik askeri planının onayı meselesi de var, ele alınması bekleniyordu. Öyle oldu. Ancak anladığımız kadarıyla bu konularda net bir ilerleme sağlanamadı. Çünkü burada bir tarafta Türkiye'nin bütün NATO ülkeleri, bu daha önce hazırlanan siyasi planda da bu böyle yazıldığı için de aynı zamanda bütün NATO ülkeleri YPG'yi bir terör olarak tanıması gerektiği şeklinde pozisyonu var. Buna karşılık Amerika ve Fransa, Fransa ki bunu dün kameralar karşısında beyan etti Macron, Fransa'nın da YPG'yi bir terör örgütü olarak görmeme eğilimi var. Ve bu iki uç noktadaki görüşün de en azından kalan 24 saat içerisinde bir çözüme kavuşturulacağına dair bir işaret de almış değiliz. Onun için bu liderler toplantısı daha önceki NATO zirvelerinin oranla daha sönük geçiyor. Ve NATO'nun birlik ve beraberliğinin bu 70 yılda başardıklarının uluslararası kamuoyuyla paylaşılması hedefiyle tertiplenen bu toplantı aslında NATO içerisinde var olan bazı görüş ayrılıklarıyla gündeme damga vurmuş gibi duruyor. İç politikada dünden bugüne sarkan bir gelişme var, bir tartışma konusu artık. Selahattin Demirtaş konusu 2016'dan bu yana tutuklu. Neden tutuklu olduğu ayrı bir konu tabii ama şimdilerde farklı bir olayla gündemde Demirtaş. 26 Kasım'da rahatsızlanmış ancak hastaneye sevki yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşmişti. Dün HDP'li ve CHP'li heyetler Demirtaş'ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Edirne cezaevinde rahatsızlandığı ve bir süre bilincini yitirdiği açıklanan önceki dönem HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a Cumhuriyet Halk Partisi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretten sonra açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ağbaba olayı, geçtiğimiz salı günü Demirtaş'ın nefesi kesiliyor ve bayılıyor. Ambulansa götürülerek sağlık kontrolleri yapılıyor. Daha sonra da hastaneye sevkini istiyor şeklinde özetledi. Ağbaba açıklamasını, böyle bir rahatsızlığı 20 yıldır yaşıyor. Bu zamana kadar en fazla 20 kez bu sorunu yaşarken son 3 yılda sayısı artıyor. Ölürse sorumlusunun kendisini cezaevine sokanlar olduğunu belirtti şeklinde sürdürdü. Demirtaş ile ilgili problemin ciddi olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Ağbaba şöyle devam etti. Bir dil kayması olsaydı ölecekti. Ancak Demirtaş ölüm çıksa bile bu sebepten ötürü tahliyemi istemem diyor. Böyle bir şeyi kendisine yakıştıramıyor. Demirtaş ile Edirne cezaevinde görüşen HDP Meclis Başkan Vekili Mithat Sancar ve HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan da konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Sancar, nefes darlığı sorunu yaşayan Demirtaş'ın hastaneye sevkinin gecikmesi hususunda Adalet Bakanlığı'nı sorumlu gördüğünü vurguladı. Parti grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağım dediği için haksız ve hukuksuz yere hapiste tutulduğunu savunarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu arada Demirtaş'ı ziyaret eden HDP milletvekili İpek Yüz, kalp ritmini ve tansiyonunu ölçmek için Demirtaş'a holter cihazı takıldı. Sonuçlar bekleniyor dedi. Tabii genel merkezin hastalıktan geç haberdar olmasını açıklarken de Demirtaş kamuoyu bilsin istemedi diye konuştu. Tabii bu da tartışılması gereken bir konu olabilir. Doğru bir tutum mu? Demirtaş'ın kamuoyu bilmesin gizli tutalım tavrı ve HDP'lilerin de buna uyması, belli bir gecikmeyle bu sağlık haberlerinin gelmesi, o da önemli. Bu arada Demirtaş'ın rahatsızlıkla birlikte gündeme gelen bir konu var. O da hapishanelerde epeyce hasta var. Aşağı yukarı 1300'ü aşkın, 1333 hasta tutuklu hükümlü bulunuyor hapishanelerde ve bunların 457'si ağır hasta. Şimdi medya ile ilgili bir haberimiz var. Enteresan bir haber bu. Dünya gazetesinde bir şeyler oluyor. Dünya bugün ilk sayfasında yenilendiğini duyurdu. Genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ ve eski Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Vahap Munyar'ın koordinasyonunda yeni bir yapılanmaya gidildi. Dünya Gazetesi çalışanları kıdem tazminatlarını sermaye yaptılar ve gazete yoluna güçlenerek devam etme kararı aldı. 38 yıl sonra Dünya Gazetesi'ne dönen ve gazetenin koordinatörü durumunda olan Vahap Munyar'a Dünya Gazetesi'nde neler olduğunu sorduk. Şimdi Dünya Gazetesi, Necip Demirkent'in ekonomi gazetesine dönüştürdüğü bir gazete. En son kızının yönetimindeydi, Dinem Hanım'ın yönetimindeydi. Sıkıntılar yaşıyordu. Maaşlarda aksamalar söz konusuydu. Önceki genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ liderliğinde bir ekip oluştu ve çalışanların tazminatlarıyla beraber şirketin de daha doğrusu markanın kiralanması şeklinde bir anlaşmayla Dinem Hanım Hakan Güldağ'ın liderliğindeki şirkete burayı devretti. Çalışan arkadaşlarımız, yani personel, tazminatların karşılığında dileyen ortak olacak. Bunların arasında en az 15-20 kişi ortak olmak istediğini bildirdi. Bunlar arasında bölge temsilcileri de var. Dolayısıyla Dünya Gazetesi çalışanlarıyla yola devam ediyor şeklinde bir model oluşturduk birlikte. Ben de Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra zaten arayışlarım vardı ama Hakan Güldağ'ın bu çalışmasını biliyordum. Buraya heyecanla katıldım. Şeref Oğuz da aramıza katıldı. Sabahın eski ekonomi müdürü gibi kendisiyle 1981'de tercümanda tanışmıştık. Onun da katılımıyla. Servet Yıldırım ayrı bir şirkette çalışıyor ama yazılarıyla destek verecek. Böylelikle mevcut güçlü kadroya biraz daha ekleme oldu ve yeni bir heyecanla yola çıktık. Arkamızda herhangi bir şekilde büyük bir sermaye yok. Gazete kendini biraz zorlansa da çevirecek durumda. Gördüğümüz kadarıyla ilk günden gelen olumlu dönüşlere baktığımızda piyasadan da destek alacağımızı görüyoruz. Ve bu şekilde yola devam edeceğiz diye bekliyoruz. Dünya Gazetesi'ndeki meslektaşların yolları açık olsun. Ve bir kez daha asgari ücret haberi, çünkü bu konunun Türkiye gündeminde en önemli maddelerden biri olduğunu düşünüyoruz.
DİSK Ar'ın yani DİSK Araştırma Merkezi'nin hazırladığı 2020 asgari ücret raporu Türkiye'nin asgari ücrette birçok AB ülkesini geride bıraktığını iddia eden Bakan Selçuk'u yalanlıyor. Rapora göre Türkiye Avrupa'da en düşük asgari ücrete sahip 4. ülke. Ayrıca Türkiye'de asgari ücret neredeyse ortalama ücret haline gelmiş durumda. DİSKAR'ın raporuna göre ülkemizde 1.8 milyon işçi asgari ücret bile alamıyor. Asgari ücretin altında ücretlerle çalışıyor. SGK ve TÜİK verileri birlikte ele alındığında 10 milyon civarında işçinin asgari ücret altında, asgari ücret düzeyinde veya asgari ücretin en fazla %10 üstü kadar ücret aldığı görülüyor. Bir Gün gazetesinin haberine göre 10 yıl önce 2009 yılında Avrupa'da Türkiye'den daha düşük asgari ücrete sahip 11 ülke vardı. 2019 yılında ise yalnızca 3 ülke bulunuyor. Sırbistan, Bulgaristan ve Arnavutluk. Üstelik Türkiye'de son 10 yılda asgari ücretin yıllık artış hızı %2.8. Bu oran Bulgaristan'da %8.8, Romanya'da %12, Macaristan'da %5.8 ve Türkiye'de asgari ücretin sadece %49'unun net gelir olarak işçilerin eline geçtiği görülüyor. Brüt asgari ücretin %51'i dolaylı ve dolaysız olarak ödenen vergi ve kesintilere gidiyor. 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Türk İş'in asgari ücret talebi 2558 liraydı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından daha az olmaması gerektiğini ifade ederek 2020 yılı asgari ücretinin en az 3200 TL olması gerekir diyerek farklı bir öneri ileri sürdü. Şimdi çok farklı, enteresan bir haber vereceğiz. İçinde yaşadığı yeri terk etmek isteyen kişi mutsuz kişidir. Bu saptama benim değil. Tekrar edeyim. İçinde yaşadığı yeri terk etmek isteyen kişi mutsuz kişidir. Bu cümle ünlü yazar Milan Kundera'nın Kundera dünyada büyük ses getiren romanı Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliğinde şöyle devam ediyordu. İnsanlar genellikle dertlerinden kurtulmak için geleceğe kaçarlar. Çek asıllı yazar Milan Kundera mutsuz olduğu Çekoslovakya'dan belki de dertlerinden kurtulmak için geleceğe doğru kendince Fransa'ya doğru kaçmıştı. Bir kaçak olduğu gerekçesiyle 1979 yılında ülkesinin vatandaşlığından çıkarılmıştı. 40 yıl geçti. 40 yıl sonra Kundera'ya ülkesinin vatandaşlığını iade etmek için girişimlerde bulunuldu. 20. yüzyılın en etkili romancılarından biri olarak gösterilen Milan Kundera bugün 90 yaşında ve hala Fransa'da yaşamaya devam ediyor. Paris'teki Çekya Büyükelçisi'nin Milan Kundera ve eşi Vera'ya 28 Kasım'da vatandaşlık belgelerini teslim ettiği bildirildi. Büyükelçi Petr Drulak, "Gerçekten de çok mutlu oldular. Bunun hayatlarını değiştirecek bir an olmadığının farkındalar ama kesinlikle sembolizmini hissettiler. Ki onlar için bu çok önemliydi," dedi. Kundera'ya vatandaşlığını iade edilmesi süreci Paris'te kendisini ziyaret eden Çekya Başbakanı Andrej Babiş'in teklifiyle resmen başlatılmıştı. Kundera 1950'de anti-komünist faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Komünist Parti'den atılmıştı. 1975'te o dönemki adıyla Çekoslovakya'yı terk edip Fransa'ya yerleşmişti. 79'da yazdığı Gülüşün ve Unutuluşun kitabının yayınlanmasının ardından hükümet Kundera'nın Çek vatandaşlığını elinden almıştı. Kundera bundan 2 yıl sonra 1981'de Fransız vatandaşı olmuştu. Kundera, çağımızın en başarılı düşünsel roman yazarı ve varoluşçuların sonuncusu olarak nitelendiriliyor. Aslında şunu eklemeden geçemeyeceğim. Bu bize oldukça tanıdık bir hikaye gibi geliyor. Kimi hatırlatıyor bu öykü? Elbette Nazım Hikmet'i. Tabii tek ve önemli bir farkla Kundera Nazım'dan daha şanslı. En azından sembolik de olsa yurduna dönmüş oluyor. Yaşarken böyle bir iade, yurttaşlık iadesiyle karşılaşıyor. Bir de tabii aralarında fark var. Biri antikomünist, diğeri komünist. Nazım Hikmet komünist olduğu için, vatan haini olduğu için Moskova'ya kaçmak zorunda kalmıştı. 1951 yılında da vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Bundan 10 yıl kadar önce Nazım Hikmet'e vatandaşlığı yeniden iade edilmişti. Ve bir başka haber. Çok sık verdiğimiz haber maalesef bitmiyor. Biz de vermekten vazgeçmiyoruz. Kadın cinayetleri. Türkiye'yi sarsan bir cinayetle ilgili dava 1,5 yıldır devam ediyordu. Nihayet sonuçlandı. Şule Çet davasından bahsediyorum.
Onun katliamıyla ilgili olarak yargılanan sanıkların cezaları açıklanırken bir başka kadın cinayeti tartışılmaya başlandı. Ordu'da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşüp hayatını kaybeden Şule Çetin ölümü hakkındaki davada karar açıklandı. 6. duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet ve tecavüzden 12 yıl 6 ay, Berk Akan'da ise cinayete yardımdan 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Karar açıklandıktan sonra duruşma salonundan alkış sesleri yükselirken sosyal medyada adalet yerini buldu paylaşımları yapıldı. Önceki duruşmalarda sanık ve avukatlarının o saatte orada ne işi vardı, içki içiyordu, bakire değildi gibi savunmaları da sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şule Çet davasının kararı açıklanırken bir başka kadın cinayeti gündeme damgasını vurdu. Ordu'da evinin önünde bıçaklanan 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bölümü 2. sınıf öğrencisi Özdemir'in ablası Gizem Özdemir, olay öncesinde binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsı gördüğünü söyledi ve polise katilin eşkalini verdi. Ve kısa haberlerimiz. Şimdi bu arkamda resmini gördüğünüz, fotoğrafını gördüğünüz adam bir Japon ve 71 yaşında garip bir şey yapmış, tutuklanmış. En azından yaşına hürmeten ismini okumayı deneyeyim. Akitoshi Okamoto, başardım galiba, ücretsiz çağrı merkezini 8 gün içinde defalarca aramış, binlerce kez aramış, hakkında bir araştırma yapmışlar ve yapılan araştırmada ortaya çıkmış ki bu adam 2,5 yıl içinde 24 bin kez başvurmuş bu ücretsiz çağrı servisine. Artık yalnız mıdır, başka bir sorunu mu vardır ama sonunda Japonlar onu tutuklamakta bulmuşlar çağrıyı. Bir başka habere geçelim. Evet, şimdi sigara içenlerle ilgili bir haber. Ben belki çok ilgilenmiyorum sigara içmediğim için ama çok ağır yaptırımlar geliyor. Sigara paketlerinde sıkı yönetim dedik biz çünkü gerçekten olağanüstü önlemler. Yarından itibaren, 5 Aralık'tan itibaren sigara paketlerinin çehresinin değişmesi süreci başlıyor. Paketler değişiyor. Düz ve standart paket olacağı söyleniyor. Yarın görürsünüz sigara içenler özellikle ne olacak ve bir aylık bir süre vermişler. 5 Ocak'ta ise bunların tümüyle artık tek tipe geçmesinden bahsediliyor. %65'lik o alandaki uyarı payı %85'e çıkıyor. Artık işte sigara yasaktır veya işte 18 yaşındakilerin altında satılmaz falan değil. Satanlar cezalanır, tutuklanır falan, bu tür şeyler de var. Güzel ve parlak olmaması gerekiyor. Yani bu karışıklık içinde sigara markasının adını bulabilecek misiniz bilmiyorum ama böyle açıklamalar var. Kimden geldi bu açıklamalar? Bakanlıktan. Hangi bakanlık? Sağlık Bakanlığı değil. Orman, Tarım ve Orman Bakanlığı yaptı bu açıklamaları. Bir sonraki haber eğitimle ilgili. Eğitimle ilgili ama biz çeşitli gazetelerin başlıklarını görüyoruz. Şimdi PISA verileri, eğitimle ilgili karnemiz, en azından OECD ülkeleri arasında, 37 ülke arasındaki yerimiz ortaya çıktı. Şimdi ilginç olan şu var. Bu sonuçlar o kadar farklı yorumlara yol açtı ki kimileri çok berbat eğitim sistemi görüyorsunuz işte çok düşük düzeyde vesaire. Kimileri de bu arkamdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi harika süper eğitimde ileri aşama dediler. Ama şunu söylemekte yarar var, OECD ülkeleri arasında 37 ülke arasında Türkiye birazcık yükselse de ancak 31. sıraya kadar geldi ve okuma, matematik, fen bilimleri alanında gençlerin durumu hiç de iyi değil, öğrencilerimizin durumu ve hafif bir yükselme olduysa da o yükselme Türkiye'yi nereye getirdi ya da nereye geri döndürdü biliyor musunuz? Sadece 2012 yılının düzeyine tekrar ulaşabildik. Bu haber de böyle. Gelelim. Evet, meclise gelelim şimdi. Mecliste bir uyarı var. Artık onu yakında yazılı hale getirecekler mi bilmiyorum. Kadın personellere dikkatli giyinin. Vücut hatlarınız ortaya çıkmasın, belli olmasın diyorlar. Yani garip şeylerden birisi de bu. Kadınların biliyorsunuz vücut hatları var. Şimdi onu gizlemek için her yerde garip garip böyle uyarılar, konuşmalar vesaire. İşte bu sefer de demişler ki dar giyinmeyin, bol şeyler giyinin, uzun yelek giyeceksiniz. Şimdi geniş pantolonları tercih edin, isterseniz şalvar giydirelim. Yani neden acaba bu önlemler? Oylama yaparken mesela termik santrallerle ilgili
acayip görüşler bildirir ve acayip oylar kullanıp daha sonradan yapılan değişikliğe şaşırırken, teşekkür ederken hep bunlar orada gezen kadın personelin vücut hatlarına dikkatinizden dolayı mı kaynaklanıyor? Bu konuya devam etmeyelim, bir başka konuya geçelim. Yine meclisteyiz. Bir önceki haberimiz medyaydı. Şimdi meclisle medyayı birleştiren bir haber. Mecliste 816 binlik bir ilan masrafı var. Gazetelere ödenmiş bu para. 5 yılda ödenmiş. Tabii mecliste çeşitli duyurular yapılıyor. Vefat duyurusu, ihaleler, çeşitli duyurular vesaire. Ve bunların verildiği gazeteler, yani toplam 5 yılda 816 bin TL'lik ilan parasının gittiği gazeteler açıklanıyor. Hepsi aşağı yukarı şu arkamda gördüğünüz en büyük pay Hürriyet ve Sabaha, büyük bir farkla o ikisi geliyor. Ardından işte Akşam, Star vesaire hükümete yakın gazeteler bunlara ödeniyor. Bunların arasında Cumhuriyet var mı? Yok. Bir Gün? Yok. Evrensel? Yok. T24 var mı? Yok. Bu tür yayın organları biliyorsunuz. Sade devletten değil özel sektörden de pek kolay reklam alamıyor. En azından T24'ün özel sektör arasında pek çok hayranı olduğunu biliyorum. Güne böyle başlıyoruz, sizi çok seviyoruz, destekliyoruz diyen ama reklam verme konusunda bilmiyorum. Havalar kötü herhalde. Güneş kapandı, hava rüzgarlı vesaire. Şu anda vermeyelim ama siz devam edin, arkanızdayız. Belki bir gün iyice güneş açtığı zaman reklam veririz diyen özel sektör temsilcileri de az değil. Neyse, bu kadar. Dertleşme yeter. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın aynı saatte saat 17'de tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.